Bir şey üretemiyor. İnsanlar fiyat çıkartamıyor. Her şey dolarize olduğu için fiyatlarda bir türlü bir oynaklık var. Yani şu eğer yoldan dönerlerse, bu ekonomik problem denen sıkıntılı işten vazgeçerlerse biz her şeye rağmen bu pandemiden de bundan da çıkacağız. Ama bu inat devam ederse çok sıkıntı. Bak şu firma bizim arkadaşımız 60 kişi, bak 60 kişi çalıştırıyor. Aynen. Bu arkadaşın 12 tane atölye buna fason çalıştı. 60 kişiye direkt, 300 kişiye de en direkt iş, yani veriyor. Diyor ki ben 3 ay ben iş bir şey yapmayacağım, bir şey üretmeyeceğim. Bu yani dolar fiyatıyla ben bir şey üretmem. O fasonlar gitti, o fason atölyeleri gitti gümbürtüye. Yani 12 tane. 60 kişi gitti gümbürtüye. 300 kişi efendim. Bu insan ne yapsın? Yani bu insan, bak bu insanın Ekvator'dan müşterisi var. Türk milleti yapıyor, üretiyor tabii, ama tabii. Bir türlü rahat, yani bir ortam bulamıyor ki. Gördüğünüz ürünü. Falan da çok güzel. Evet, Kore malıdır bakın. Biz bunu 40 yıl önce üretiyorduk. Evet. Bunun ipliğini biz Japonya'dan getiriyorduk. Evet. Makinasını Japonya'dan getiriyorduk. Evet. Üretip, rahmetli abim 82 yılında bu kumaşı getirirdi. Burada üretir, Japonya ihracat yapardık. Bak iplik Japonya'dan, makina Japonya'dan. Bugün bu ürünün hepsini biz maalesef ithal ediyoruz. Kore'den. Bakın şu ithaldir efendim. Şu iğne ithaldir. İğne ithaldir. Diken iplik ithaldir. Makine ithaldir. E şimdi diyorlar ki dolar ucunu bıraktık. Nasıl olacak bu peki? Ya bunu düşünen yok, eden yok yani. Bugün sıkıntılı şimdi yani. Kapatmaya bir yönelik yani artık zaman. Evet. Yani bayağı işlerimiz düştü efendim. Kaç mesela? Yani 7, para 8, sormuyorum yani ben. 7-8 kişi. Satın alan kaç kişi? Ya bugün 7-8 kişi gibi son derece az. Yani bu 3 katlı bir mağaza. Burayı geçindirmez. Evet efendim. Böyle bir sıkıntı oluştu. Oo, son iki, ama bak işler son 2 aydır sistemli olarak düşüyor. Bak pandemiden çıktık, bir talep oluştu. Tabii. İnsanlar ya alışveriş evden yapmak çıkınca, için. Aynen. Biriktirdikleri heyecanlar çıktı. Şey bayanlar yani alışveriş yapacak. Şeyler, öğrenci geldi. Aynen. Gurbetçiler geldi. Aynen. Dolayısıyla şey, biliyorum onu ben. Yani böyle bir sıkıntı var. Yani bunu bir an önce ya bu inattan geçilmesi lazım. Tabii. Şu an zaten mecliste geçen gün de şeyler yapıldı. Hesap kanunları, bütçe kanunları yapıldı. Atamalarımıza yer vermiyorlar bize. Derdimiz bizim çok büyük aslında. Bu dertler için sizden ricamız, bizi bir dile getirmeniz, bölümümüzü de... Ne yapacak bu esnaf? Herkese, yani esnafa ne diyeceğimizi, vatandaşa ne diyeceğimizi çalışıyor. Allah sonumuzu heyle döndü. Yani. Nasıl şimdi? Satışlar nasıl? Satış normal. Hayır, burası şimdi böyle şakır şakırdı. Oklardan saca yetişmeyen diye bir lafımız var bizim evet, burada. Aynı şekilde. Bütün esnaf, ben değil. Alım gücü düşüyor. Yani vatandaşın alım gücü düşüyor. Evet, yok. Evet. Yok evet, başkanım. Vatandaşın alım gücü çok düşük başkanım. İşler nasıl? Tabii işte bu dövizin hareketinden dolayı biraz sıkıntılarımız var ama. Evet. Hareketler işte ortada, hepimiz aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Biliyoruz. İşte. Yani bir zorlu süreçten geçiyoruz. Hepimiz aynı sıkıntıları yaşıyoruz işte. İşler nasıl? Efendim çok durumu. Yani hem girdilerimiz çok arttı fiyat olarak. Hem de satışta sıkıntılar yaşıyoruz. Yani diyelim önceden 80 liraya sattığımız bir malı girdileri çok arttı. Biz onu 90'a satıyoruz. Yani 10 lira koymaya çalışıyoruz. Onda da büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yani pazar çok daraldı.